Evet sevgili izleyiciler, Viyana'dayız. Viyana'nın 10. bölgesi. Burada ülkemin tüm insanları bu bölgede alışverişini yaparlar. Her köşede ne ararsanız var. Her köşede bir restoran, giyim, kuyumcu, yani küçük bir İstanbul. Ama böyle dikkatimizden kaçmayan kokoreç ve kelle, paça, çorba, ciğer, işkembe ne ararsanız ve burada mevcut. Burası da yeni açılmış Baba Kokoreççiyiz. Bir kendini tanıt. İsmim Fevzi Şakar. Zonguldak Ereğli doğumluyum. 30 senedir Viyana'da yaşıyorum. 30 sene maşallah. Evet. 30 senedir buradayım. Daha önce birkaç iş mirtmet daha çalıştırdım. Restoran tarzı diyemeyeyim de şu çiftlik restoran diyelim. Kesimhane ve kuzu tandır, işte çevirme, o tip şeyler yapıyorduk. İşte bu sakatat olayına da oradan başladık, kendi sevdiğimiz için. Oğlum da çok seviyor, hatta ekstra Türkiye'ye gidip geliyordu. Hem onu kurtarayım hem kendimi kurtarayım dedim. O şekilde başladık. Hazır olunca da işte burayı açtık. Hazır hissettik kendimizi. Beğeniliyor. İyi, güzel. Fena gitmiyor. Maşallah fırsat bulamıyoruz. Hadi dedi ki röportajı iş olmadığı saatlerde bile bakıyorum arkamda zaten yer yok. Ve inanılmaz bir talep var. Neden? Evet. Valla memnun kalıyorlar. İlk önce tabii meraktan geldiler. Lezzetleri merak ettiler. Sonra şimdi virüse karşı da böyle doktorlar da söylüyor. Evet. Muhakkak diyor kelle paçayın ama abartmadan. Tabii. Yani çok tansiyon hastaları, efendime söyleyeyim kolesterol rahatsızlığı olanlar abartmaması gerekiyor. Azar azar. Şimdi böyle baktığım zaman bu ne? Bu işkembe çorbası. Evet. Bu kelle paça. Kemik suyunda yapıyoruz. Kemik suyu var. İlikli kemik suyu. 10 saat kaynatıyorum kemik suyunu. Gerçek yanak, işte talebe göre veriyorum. Beyin, dil, gözünün yağına kadar isteğe göre müşteriye sunuyoruz. Evet. Menümüz gördüğünüz gibi. Adana ciğer. Adana ciğer. Yani kendime güvendiğim. Bu ne? Bu ilginç böyle. Bu İzmir usulü kelle söğüş. Soğuk yeniyor. O da isteğe bağlı. İçine dediğim gibi beyindi, yanaktı, dildi, nasıl istiyorlarsa. Bu onu İzmirliler iyi bilirler. Böyle. Evet, efendim, bu da kokoreçimiz. Zaman. Ayrıca uykuluk yapıyorum. Güveçte uykuluk, şişte uykuluğumuz evet, var. Evet, o tencere şey yapıyor. Şırdan ve mumbar perşembe, cuma, cumartesi, pazar oluyor. Şırdan ve mumbar efendim, evet. Çok önemli. Evet, Adanalılar çok iyi bilirler. Evet, evet. Onlar da dediğim gibi 4 gün. Çömlek hazırladın. Neydi o? O çömlek hazırladığım pöç kebabı. Onu da Kayserililer iyi bilirler. Dananın kuyruk kısmıdır. Kolajen vardır. O da çok sıhhatlidir. Kanserin bir numaralı ilacı diyelim. Ama şeyde kelle paçada da aynı özellik var zaten. Tatlı var. Kabak. Evet. Bu kabuğu da bulmak. Hikayesi de ben var. Fakat ben şu anda Adapazarı'nda oturuyoruz. Orada tohumunu getirdim. Çiftlikte bir deneme amaçlı ektim 2 dönüm. Bayağı çıktı. Hiç gübre ve ilaç atmadım. Biraz yamuk yumuk oldular ama çok lezzetli oldular. Evet, onlar da kendi bahçemizin ürünü diyelim. Kendi çiftlik mi var? Ne yapıyorsun? Şu anda çiftliği bir arkadaşımıza devrettik. Burayı açtık. Yaklaşık 10 sene çiftlikteydim. Burası çok yeni tabii. Yeni olmasına rağmen bu kadar bir talep bekliyor muydunuz? Vallahi açıkçası bu kadar beklemiyordum. Biraz hazırlıksız yakalandık diyelim. Yani biraz sıkıştık. Element konusunda dedik herhalde yeterli olur. Kaç tane çocuk var? 2 tane. Evet. İkisi de oğlan mı? İkisi de oğlan. Birisi şu anda Türkiye'de okuyor. Birisi de çok hevesliydi şeyin başında, kokoreçin başında. O da burada çalışıyor. O da burada çalışıyor. Evet. O da yanımda sağ olsun. Birlikteyiz zaten. Geşeft onun zaten. Ben yardımcı oluyorum diyeyim. Efendim sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha gelişimizde artık birkaç tane açmış olursunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Geldiniz. Ayağınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkür eder biz de. Efendim biz şimdi bunları bilmiyorum yer miyiz yemeyiz ama tadına muhakkak bakacağız. Sizler de böyle en yakın nerede olursa olsun muhakkak arada sırada böyle kelle paça muhakkak yiyin çünkü hekimlerin tavsiyesidir. Hadi bakalım şimdi yolumuz nereye?